Hayırlı sabahlar. Yaşadığımız sıkıntılarda toplumun demokrasiye, hukuka, adalete, hürriyetlere sahip çıkma noktasındaki yetersizliği son derece önemli bir paya sahip. Ve bu konudaki eksikliğimiz çok ciddi bir problem olarak karşımızda duruyor. İşte bununla ilgili olarak yeni çıkan ve yayın konusu yaptığımız Şeriat, Cumhuriyet, Demokrasi kitabımızda toplumda demokrasi şuuru nasıl gelişir başlıklı bölümü paylaşmak istiyoruz. Öncelikle yazıda diyoruz ki hürriyet ve demokrasinin yaşayıp kuvvetlenerek devamının en önemli şartlarından biri toplumun bu kavramları gerçek anlamıyla öğrenip hazmetmesi, benimsemesi, içlerini ahlaki ve manevi değerlerle doldurması ve kararlılıkla sahip çıkması. Tabii ki bu bir kültür ve altyapı iş. Onun için bu konular ehil insanlar tarafından toplumun her kesimine doğru bir şekilde anlatılmalı. Her alanda eğitim müfredat ve programları da böyle bir yaklaşımla şekillendirilmeli. Tabii ki bu yine demokrat yönetimler tarafından yapılabilecek bir şey ama en azından kanaat önderlerinin bu meselelere hakim olan düşünce insanlarının toplumla bu anlamda ciddi bir iletişime geçmeleri gerekiyor. Üstad Bediüzzaman'ın ikinci meşrutiyet devrinde yaptığı çalışmalar bunun son derece güzel örnekleri. İstanbul'daki hamallara da, Şark'taki aşiretlere de, medrese hocalarına ve talebelerine de, milletvekillerine de, gazetecilere de, askerlere de meşrutiyet ve hürriyeti Kur'an ve sünnetten, şer'i delillerle, asr-ı saadetten örneklerle izah etmiş Üstad Bediüzzaman. Bunu yaparken çağın yenilikleriyle harmanlamış. Yer yer muhataplarının günlük hayatından verdiği son derece canlı misaller eşliğinde yapmış bunu. Münazarattaki şu örnek bu noktada çok enteresan. Diyor ki, siz göçersiniz. Göçerin malı koyundur. O işi bilirsiniz. Şimdi her biriniz bazı koyunları bir çobanın uhdesine vermişsiniz. Halbuki çoban tembel ve muavini kayıtsız yardımcısı. Köpekleri değersizdir. Tamamıyla ona itimat etseniz çobana, tembel çobana, rahatla yatsanız evlerinizde, biçare koyunları müstebit kurtlar ve hırsızlar ve belalar içinde bırakırsanız daha mı iyidir? Yoksa onun ademi kifayetini, yetersizliğini bilmekle nevmi gafleti gaflet uykusunu terk edip hanesinden her biri bir kahraman gibi koşsun, koyunların etrafında halka tutup bir çobana bedel, bin muhafız olmakla hiçbir kurt ve hırsız cesaret etmesin daha mı iyidir? Devamında acaba mamhuran hırsızlarını tevbekar ve sofi eden şu sır değil midir diye soran üstad, verdiği örneğin gerçekten yaşanmış bir vakaya dayandığını hatırlatıyor. Verdiği örnekte bahsettiği köyün, aşiretin halkı da toplu hareket ederek koyunlarına dadanan hırsız çetesini dize getirip tevbe ettirmiş ve ıslahal etmişler böylece. Bu sahiplik şuuruna her zaman ve her konuda ihtiyaç var. Dayanışma halinde hep birlikte ortaya konulacak ortak bir kararlılık. Haklarımızı, hürriyetlerimizi hep birlikte sahiplenip onlara dokundurmamak, ihlal edilmelerine, gasp edilmelerine kesinlikle müsaade etmeyen bir dayanışma. Meşrutiyeti hakimiyeti millet olarak tarif etmiş üstad, millet hakimiyeti ve mevcudiyeti milleti göstermek lazım demiş bir başka ifadesinde. Milletin var olduğunu göstermek lazım ve üçüncü bir aşama olarak da mevcudiyetinizi ittihatla birleşerek gösteriniz. Bu bir üçlü formül ve birbirini tamamlayan prensiplerden, aşamalardan oluşan bir formül. Millet hakimiyeti diyorsak, millet hakimiyetini ben varım, bana rağmen bir şey yapamazsınız
diye göstermesi lazım. Ve bunu da birleşerek, ittihatla göstermesi gerekiyor. Meşrutiyet için bunu ifade ediyor Üstad. Tabii o zaman meşrutiyet, şimdiki demokrasi. Üstad zaten yeri geldikçe defaatle ifade ettiğimiz gibi meşrutiyet için yaptığı tariflerin, izahların daha sonraki dönemlerde cumhuriyet ve demokrasi içinde geçerli olduğunu ifade eden güncellemeler yapmış eserlerini tekrar neşrederken. Ve yine Üstad Bediüzzaman'ın meşrutiyet devrinde hürriyet, adalet, hukuk, terakki, kalkınma konularını işlediği metinlere baktığımızda hep dini kavram ve örneklere atıfla izahlar yaptığını görmekteyiz. Mesela meşrutiyetin ilanından 3 gün sonra hürriyete hitap nutku irad etmiş hürriyet mitinginde Sultanahmet Meydanı'nda. O hürriyete hitap nutkundan gazetelerde çıkan makalelerine, Divan-ı Harbi Örfi'deki müdafasından, 31 Mart olayından sonra çıkarıldığı, yargılandığı ve beraat ettiği Sıkı Yönetim Mahkemesi'ndeki müdafasından, münazarat, sünuhat, işaret gibi eski Said eserlerine varıncaya kadar bunun çok sayıda örneklerini görüyoruz. Mesela hürriyete hitap nutkunda hürriyet inkılabını haşirdeki dirilişe benzetiyor. Vahşet ve istibdat kabrinden çıkıp İttihat ve muhabbet cennetine girmekten söz ediyor. Bozguncu fikirlere, kötü alaka, şeytanın desiselerine ve istibdat ürünü dalkavukça tavırlara karşı şeriata dayalı anayasanın Azrail hükmüne geçip onları öldürdüğünü söylüyor. Bozguncu fikirleri, kötü alakı, şeytanın desiselerini ve istibdat ürünü dalkavukça tavırları öldürdüğünü söylüyor. Ve şer'i meşveret için Burak benzetmesi yapıyor. Malum Burak, Peygamberimizin aleyhissalatü vesselam miraca çıkarken bindiği binek. Ve ideal eşitlik, adalet, yargı bağımsızlığı, hukukun üstünlüğü, hürriyet uygulamalarını asr-ı saadette en başta ve İslam tarihindeki Hazreti Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ali radıyallahu anh ve Selahaddin Eyyubi gibi örneklerle vurguluyor. İnsanların fıtratına konulan istidat ve kabiliyetlerin hürriyet yağmuruyla filizlenip dal budak salarak cennetteki Tuğba ağacı gibi gelişip serpileceğini ifade ediyor. Meşveret ve Cumhuriyeti tarif ederken sıraladığı üç temel esasın başına adaleti koyuyor. Peşinden meşveret ve kanunda inhisar kuvvet prensiplerini zikrediyor. Ve meşvereti yine tarif ederken Kur'an'daki şura ayetlerinin tecellisidir diyor. İki tane şura ayeti var. Ve emruhum şura beynehum ve şavirun fil emr. Onların işleri aralarında istişare iledir. Onlarla iş hususunda istişare et. Ve yine meşrutiyeti bu ayetlerle tanımlarken hizmet devleti kavramını kavmin efendisi hizmetkarıdır hadis-i şerifine dayandırıyor. Efkar-ı ammenin yani kamuoyunun gücüne ve önemine işaret ediyor. Hukukun üstünlüğünü vurgularken özellikle yargı bağımsızlığına, mahkemelerin hiçbir baskı ve tesir altında kalmadan çalışması gereğine, hakimlerin kendi duygu ve fikirlerini yaptıkları göreve karıştırmamaları gerektiğine ve suç ve cezanın şahsiliği prensibine Kur'an'da defaatle vurgulanan وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَى Veda hutbesinde de var. Aynı mesaj, kimse başkasının hatasıyla mesul olmaz. Suç ve ceza şahsidir. Bu prensiplere dikkat çekiyor. Diyeceğimiz o ki, Müslüman bir topluma demokrasi, hukuk, adalet, hak ve hürriyetler, kamuoyu gibi çağdaş kavramları anlatıp benimsetebilmenin yolu, Bediüzzaman'ın bir asrı aşkın bir zaman önce son derece orijinal örneklerini verdiği bu izah üsluplarından ve tarzlarından geçiyor. Evet, bu demokrasinin temel prensiplerini, kavramlarını, kurallarını, kurumlarını Müslüman bir topluma anlatabilmek, benimsetebilmek için Bediüzzaman'ın ortaya koyduğu
örneklerini verdiği izahları esas almak lazım.